Merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile beraberiz. Çin işi bir ürünle beraberiz. AliExpress'te satılan bir ürün bu. Arkadaşlar bu TFT LCD renkli monitör. 7 inç bu. Ama bunun tabii ki esprisi 4 tane video giriş olması. Bakın görüyorsunuz 4 tane kamera bağlayabiliyorsunuz. Normalde servislerde, otobüslerde, kamyonlarda kamera bağlanıyor buna. Bunun kayıt olayı yok arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz monitör kayıt yapmıyor. Sadece görüntü alabiliyorsunuz. Paketin içeriğine bakalım. Güneşten etkilenmesin diye üstlüğe bir tane gölgeli koymuşlar. Arkadaşlar güzel bir şekilde paketlenmiş olarak geliyor. Kullanıcı talimatı var. Kılavuzu var. Gördüğünüz gibi montaj için ayak var. Cam için aparatı var. İçinden çıkan. Ve bir tane de kumandası var bunun arkadaşlar. Şimdi ürüne geçelim. Ürün bu arkadaşlar. Bu geri vites kamerasını bağladım ben buna. Ufak bir geri vites kamerası. Bu ürün bu. Renkli bir ürün. Buradaki tabii ki geri mesafe şekillerinin çıkması sebebi dediğim gibi yine kamera. Arkadaşlar kanal 1 video 1 diye geçiyor. Kanal 2 video 2 diye geçiyor. Kanal 3, kanal 4. Kanal 3 dolu şu anda. Gördüğünüz gibi bakın burada 4 tane kanal var. Kapatıp açma var. Bunu normalde 4.2 amper bir 12 volt kuru aküye bağladım. Buna da yine şey yapıyoruz. Sigorta koyuyoruz. Sigortamız önemli. Araya bir sigorta koyuyoruz. Moda bastığımız zaman arkadaşlar bakın esprisi çıkıyor. Video 1 solda, video 1 sağda. Bakın 3 solda, 4 sağda. Arada da sen yine mod kısmına basıp ekranı 3'e bölüyor. Video 1, video 3, video 4. Tekrar basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranı 4'e bölüyor. Video 3, video 1, video 2, video 4. Yine basalım. Bu şekilde 4'e bölüyor. Bu daha verimli bir bölünme şekli. Beklediğimiz zaman otomatik atma yapıyor mu? Sanmıyorum. Fakat şurada bir bakın. Mavi bir kablo var. Bu da tetikleme kablosu. Hani geri vites kablosu gibi de olabilir. Onu da düşünün. Çünkü artıya bunu artı verdiğimiz zaman bir tetikleme yapıyor. Bu sanırım video 1'e bağlı. Çünkü tetikleme yaptığı zaman video 1'den bir ses çıkıyor. Arkadaşlar akım değerlerine de bakalım bunun. Gördüğünüz gibi normal bu standart bir kameraya da göstereyim. Geri vites kamerası arkadaşlar. Burada da watt metre bağladım. Ne çeker ne eder diye. Bakın bu kamera bağlı değil. Sadece LCD monitör bağlı şu an. 7 inç LCD monitör. 0.40 ampere kadar çıkıyor arkadaşlar bunlar. Bakın 25 bandı ile 40 bandına kadar çıkıyor. 40'ı ben daha önce gördüm. Şu an direkt 40 vermiyor. 12.58 voltta şu an akümüz. Amperimiz 40'ı ben gördüm. 0.40 amperi gördüm. Arkadaşlar 0.40 amper de böyle bir ürün için çok da sarfiyatlı bir ürün. Bana göre değil. Tabii kimilerine göre fazla olabilir. Ben bunu nerede kullanacağım? Teknede kullanacağım. Bu arada ben size tabii bir tane daha göstereceğim bunu. Arkadaşlar bakın bunu da Çin'den almıştım. Kazık yediğim bir ürün oldu bu. Bana yanlış bir ürün gönderdiler. Ben yine 4'e bölünmüş bir TFT istiyordum. Bu da 7 inç. Fakat bunda bakın video 1 ve video 2 var sadece. Sadece video ve 1 ve 2'yi bağlayabiliyoruz buna. Bundan benden 250-260 lira aldılar. Fakat ben bunu tabii şey yaptım. Geri dönüşümlü yaptım AliExpress'ten. Bunun yaklaşık olarak 30 dolara 35 dolara bana iade edilecek. Çünkü bunun ederi zaten 70 lira, 100 lira veya 120 lira civarı. Bunu da bu şekilde size göstermiş oluyorum. Alırken dikkatli olun arkadaşlar. Satıcılar maalesef istediğiniz ürün yerine başka ürün de gönderebiliyorlar. Faydalı mı? Faydalıdır. Odanıza da koyabilirsiniz. Benim gibi böyle bir kitleriniz varsa, benim dışarıda kameralarım var. Malum bu boşa çıkacağı için iki tane kameramı buraya bağlayacağım. Yani gelen giden görmek için bir nevi. Bu dört tane güzel. Normalde biliyorsunuz bizim kayıt cihazlarımız var. Ben kayıt cihazımı şu an bulamıyorum. Bulsaydım sizinle paylaşacaktım. Ha, buldum. Kayıt cihazım burada.
Bakın bu da Çin işi bir kayıt cihazı. Bu da 4 kanal arkadaşlar. Yanılmıyorsam 4'tü. Evet 4 kanal arkadaşlar. Ucuz bir üründü. Bu da 100-110 lira. Biraz tozlandı tabi. Normalde zaten bu kayıt cihazına şu görmüş olduğumuz tekli video girişinde bağlarsak bu 4 tane 4 kanal videoya bölüyor. Buna bir hard disk bağlıyoruz artık. Ne kadar isterseniz 500, 200, 300, 1 TB, 200 GB, 300 GB. Buna göre bu da harekete duyarlı. Kayıt yapabiliyor veya isterseniz direkt 7/24 kayıt yapabiliyor. Bugün bunlarla sizi tanıştırmak istedim. Tanışmış olanlar da vardır. Tanışmamış olanlar için yayınlayayım dedim. Arkadaşlar sizden de bir ricam var. Ben o Opel'in de tanıtımını yapmıştım. Arkadaşlar biz Opel'i markayı falan hiçbir şeyi kötülemiyoruz. Sadece bilmeniz gereken eksileri konuşuyoruz. Eksilerden bahsediyoruz. Orta sınıf bir araç. Evet biraz ben videoda orta sınıf altı dedim ama orta sınıf bir araçtı. Tekrar onun da bir videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. Tepki vermeye gerek yok arkadaşlar. Hepimizin alabileceği maddi durumu belli. Daha iyisini alan alabilir. Almayan alamaz. Ne yapalım? Gönüller bir olsun. Like'larsanız sevinirim arkadaşlar. Like'lamazsanız da canınız sağ olsun. Abone olursanız sevinirim. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Diğer videolarda buluşmak üzere. Bu sayede 2 ürünü hatta 3 ürünün kısa bir tanıtımını yapmış olduk. Herkese iyi akşamlar diliyorum.